Tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, tam pastane usulü saçaklı poğaça tarifim olacak. Bir diğer adıyla da sakallı poğaça. Muhteşem oldu, mutlaka denemelisiniz diyorum ve buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Ardından 1 paket yaş maya ekliyorum. Yaş maya eriyene kadar çırpıyorum. Bu tarifte özellikle bulabiliyorsanız yaş maya kullanmanızı tavsiye ederim. Mayanın o vermiş olduğu lezzet ve doku birebir pastane poğaçasını andırıyor, tutuyor. Ama yoksa tabii ki instant maya ile de yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da şeker ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Şeker ve maya eriyene kadar. Normal klasik mayada genelde güzel kabartılamadığı için, güzel sonuç alınamadığı için onu pek önermiyorum. Ama ben güzel yoğururum diyorsanız tabii ki 1 yemek kaşığı normal kuru mayada ekleseniz olur. Ardından 1 su bardağı un ilavesi ettim ve bu karışımı güzelce karıştırıp üzerini kapatacağım. Ortam ısısına göre değişir. 10 dakika veya 15 dakika dinlenmeye bırakacağım. Bu dinlenme esnasında hamurumuz köpürecek, maya aktifleşecek. Malzemeler listesini her zamanki gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Benim mutfak sıcak olduğu için 10 dakikada bu kıvama geldi. Bakın köpük köpük kabardı. Görmüş olduğunuz gibi. Bu ön mayalama aşamasından sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Ayçiçek yağı. 1 adet yumurtanın beyazını ekledim. Ve şöyle güzelce bir karıştırıyorum. 2. bardak unu ilave ediyorum. İki yemek kaşığı daha şeker ilavesi yapıyorum. 3. bardak unu ekliyorum ve yarım yemek kaşığı kadar da tuz ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Dördüncü bardak. Unun miktarı unun kalitesine göre değişeceği için kontrollü bir şekilde ekliyorum her zaman. Beşinci bardak unu da ilave ettim. Sizler de mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Altıncı bardak unu ilave ediyorum. 5,5-6 su bardağı kadar gidebilir. Şu an yarım bardak daha koydum. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Ama unun kalitesi, unun miktarını değiştirir. 5,5 bardak da sizin için yeterli gelebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurun kıvamını şimdi size göstereceğim. Şu an çok hafif ele yapışan bir pozisyonda. Ama tezgahımı unladım görmüş olduğunuz gibi. Elimin altında hamur toparlanana kadar güzelce yoğurmaya devam edeceğim. Mayalı hamur yoğurulmayı sever. Ne kadar iyi ve güzel yoğurursanız mayalı poğaçalarınız o kadar yumuşak ve güzel dokulu poğaça olur. Elin vermiş olduğu o sıcaklıkla yoğurmuş olduğunuz o güzelliği hiçbir makine veremez. O yüzden mutlaka şöyle bir makinede yoğurduktan sonra elimin altında bu şekilde yoğururum. O elimin sıcaklığını alsın diye. Güzelce yoğurduktan sonra mayalayacağım kabın içerisine ekledim. Yüzeyini sıvı yağ ile yağlıyorum ki streç filmini örttüğümde o kabardığında streç filme yapışmasın. Şöyle yüzeyini o yüzden yağladım. Üzerine streç film örtüyorum ve 45 dakika, 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Ortam ısısına göre mayalanma süresi değişebilir. En az hamurunuz 2 katı kadar kabarmalı. Ve hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Streç filmden kurtaracağım. Ve hamurun havasını, o gazını alacağım. Bu arada bu videomu, yani benim kanalımda ilk kez tarif izleyenler anlamamış olabilir ama beni uzun süre takip edenler sesimden anlayacağınız üzere biraz grip gibiyim. Sesim gitti.
Evet, hamurdan ben aslında böyle mini mini saçaklı poğaçalar yapmak istedim ama o kadar güzel kabardı ki yani 3-4 katı kadar kabardı, kocaman oldular. O yüzden size tavsiyem böyle minik minik yapın, daha güzel durur. Mandalinadan daha küçük parçalar kopardım, koydum aslında ama çok güzel kabarıyorlar. Hamuru çok güzel yoğurduk çünkü. Kocaman kocaman poğaçalar oldular. Minik tutmanızı tavsiye ederim. Daha şık ve daha güzel duruyor o zaman. Fırınımı tepsiyi şekil verdikten sonra açacağım. Çünkü tepsi mayasını dışarıda yaptıracağım. Boş boşuna şimdiden açmayın. Bütün tepsi bitene kadar bu şekilde bezeleri ayırıp yerleştirdim. Şu kadarcık bir hamur arttı. Onu da tavada bazlama şeklinde pişireceğim. Bütün tepsiyi doldurdum. Fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bıraktım. Bu arada üzerini havluyla kapatıyorum. 10 dakika, 15 dakika tepsi mayası yaptırıyorum. Tepsi mayası yaptırdım. Bakın biraz kabardılar poğaçalarım. Bir yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı kadar pekmez ekledim. Daha güzel kızarsınlar diye. Pekmez yoksa pudra şekeri ilavesi yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar. Güzel kızartır. Böyle nazikçe hamurun havasını söndürmeden yumurta sarılarını üzerine sürüyoruz. Bütün hepsini sürdüm ve fırına gönderiyorum. Alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişirdim. Fırından çıktığında hemen ılıyana kadar üzerine bir havlu örttüm. Ilıdıktan sonra yapım aşamasına, süsleme aşamasına geçiyoruz. Çok güzel kabararak puf puf pişmişler. Tadı çok güzeldi, inanın. Pastanelerdeki gibi. Sıcak sıcak size dokusunu göstereyim dedim ama daha sonra tekrardan göstereceğim. Sıcak sıcakken çünkü böyle çok anlaşılmıyor. Ayrıntılı olarak daha size içini göstereceğim. Süsledikten sonraki halini de. Yapıp buzluklarınıza atabilirsiniz süslemeden bu şekilde. Şimdi öncelikle poğaçalarımızı yarısına kadar bıçak ile kesiyoruz. Bu şekilde arasına krem peynir sürüyoruz. Tadını beğendiğiniz herhangi bir krem peynir olur. Kazakistan'daki arkadaşlar ben kremet de kullandım. Bu tarif için en uygun krem peynir kendisi. Eğer yapacak olursanız kremet de ile yapın. Ardından kenarlarını bu şekilde kaplıyorum. Yarısına kadar. Daha önceden ben maydanozları yıkadım, güzelce kuruttum, ince ince kıydım ve tabağa aldım. Bir önceden bu işlemi yapın ki böyle sulu sulu olmasın yeşilliğiniz. Güzelce kenarını krem peyniriyle kapladıktan sonra maydanoza batırıyorum. Ve çok şık, saçaklı mı dersiniz, sakallı mı dersiniz, poğaçalarımız hazır. Bu süslemeyi havuç ve kaşar peyniri ile yapanlar da var. Yani maydanoz yerine kaşar peynire batırıyorlar, havuca batırıyorlar, maydanoza da batırıyorlar. Üç renk birden oluyor. Ben kaşar peynire batırmak istemedim. Şu an elimde olan kaşar peynirinin tadını beğenmiyorum çünkü. Havuçta güzel olacağını düşünmedim. Yani renk olarak güzel uyum sağlar ama bence poğaçaya yakışmaz diye düşündüğümden batırmadım. Sadece maydanozlu yaptım. Gayet de güzel oldu. Bence bunu kenarlarına Nutella sürüp çikolataya, damla çikolataları batırılsa da olur diye düşündüm. Hani veya işte pasta süslemeleri var ya. Yani şekerli de güzel olur bence. Evet, bu şekilde hepsini yapacağım. Son bir kez daha gösteriyorum. Ben çok az bir kısmını buzluğa atmıştım. 4 adet. Bugün çıkardım, tadına baktım. Yeşil böyle maydanozlu bir şekilde atmıştım. Ve mikrodalgada ısıttım. İnanın ne maydanozuna bir şey olmuştu ne poğaçanın kendisine. İlk günkü gibiydi. Yani böyle süsleyip o şekilde bile buzluğa atsanız hiçbir şekilde maydanoza vesaire de hiçbir zarar gelmiyor. Mikrodalgada ısıttığım halde yani direkt böyle masa üzerinde odasına gelene kadar bekletseniz dahi ilk günkü gibi tüketebilirsiniz. Denedim yani arkadaşlar. Şimdi size dokusunu tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Krem peyniri böyle ısırdığınızdaki o görüntüsünü de paylaşacağım poğaçanın iç kısmını.
Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz bu muhteşem dokulu saçaklı poğaça, pastane usulü poğaçamızın tarifini. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.